Münevver Karabulut'un ölümü ve cinayet sanığı Cem Garipoğlu aradan geçen yıllara rağmen gündemden düşmüyor. Şu sıralar konuşulan konuysa bir ayin meselesi. İddialara göre Münevver Karabulut, Mayasız Ayini adı verilen bir ayine kurban gitti. Münevver Karabulut'un ölümü kayıtlara sıradan bir olay olarak geçmedi. Olayın içleri ürperten detayları ve karartılan deliller dev bir soru işareti yarattı. Münevver Karabulut korkunç bir ayinde mi kurban edilmişti? Garipoğlu ailesinin Mayasız Ayini olarak bilinen bu ayinle nasıl bir ilişkisi olabilirdi? Ne olursa olsun yaşanan olayın izleri ardında sapkın ruhlu tek bir kişiden çok daha fazlası olduğuna işaret ediyordu. Aradan 14 yıl geçtikten sonra olayı tekrar köpürten şey ise Garipoğlu ailesinin üyelerinin bazı ünlülerden destek görmesi ve kimi ünlülerle sıkı fıkı sosyal medya paylaşımları yapması oldu. Ve ansızın Yahudilerle ilgili o iddia ortaya atıldı. Münevver Karabulut'un ölümü Yahudi geleneği olduğu söylenen Mayasız Ayini ile ilişkili olabilirdi. Garipoğlu ailesi gerçekten Yahudi olabilir mi? Ve daha da önemlisi, gerçekten böyle bir ayin var mı? Mayasız ayini nedir, ne değildir anlatıyorum, toplanın. Münevver Karabulut'un ölümü, ardında bir dizi komplo teorisi ve asılsız iddia bıraktı. Olayın üstünden 14 yıl geçtikten sonra tekrar gündeme gelmesiyle birlikte bu iddialar yeniden servis edildi. Olayın kan donduran detayları şunu gösteriyordu. Canavarca hisle yapıldığı doğruydu ancak 3. sayfa haberlerinde görmeye alıştığımız vakalardan çok farklıydı. Her suç vakası ardında birçok sır bırakır. Gizli kalan kimi sırlar aydınlığa çıkarılırken kimisi de sonsuz bir karanlığa gömülür. Tıpkı Münevver Karabulut'un ölümünde aydınlatılamayan sırlar gibi. Söylenenlere göre Münevver Karabulut bir ayinde kurban edilmişti. Çeşitli Twitter hesapları bu komplo teorilerini servis etti. Garipoğlu ailesinin Yahudi olduğu, bu ayinin de bir Yahudi ayini olduğu söylendi. Nüfusu yüksek Garipoğlu ailesinin aslında Seferat Yahudisi olarak İspanya'dan Osmanlı'ya göç etmiş bir aile olduğu doğru olabilir miydi? Önce Mayasız ayini nedir bunu bir özetleyelim. Seferat Yahudilerinin İspanya'dan kovulmasını başlatan olayların ilki, La Guardia'lı kutsal çocuğun öldürülmesi olarak gösteriliyor. Bu çocuk 15. yüzyılda Yahudiler tarafından kaçırılmış ve bir ayinde işkenceyle öldürülmüş. Suçlu bulunarak tutulan Yahudiler de suçlarını itiraf etmişler. Bu olaylar Avrupa'da Yahudilerin halkın tepkisini çekmesine ve zulmedilmesine neden olmuş. Osmanlı tarihinin en bilinen Mayasız ayini ise 1840 Şam olayları. Bu iddia Fransız diplomat Ratti tarafından ortaya atılmış ve tutuklanan Yahudiler katlettikleri kişileri ayinde öldürdüklerini itiraf etmiş. Tabii bu itirafların doğruluğu tartışılır çünkü Yahudi kaynaklara göre Yahudilere işkence yapıldığı için suçlamaları kabul etmek zorunda kaldıkları söyleniyor. Andreas Ochsner ise 16. yüzyılda Avusturya'da öldürülmüş bir çocuk. 1994'e kadar Yahudiler tarafından kaçırılarak kanı için ritüelde öldürüldüğüne inanılıyormuş. Mezarının bulunduğu kilise Hristiyanlar tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Hatta ziyaret ediliyordu. Yahudilerin girişimleriyle 1994'te anma törenleri Avustralya'da yasaklanmış. Mayasız ayininin birçok adı olsa da bu isimlerin hepsi bir başlık altında toplanmış. Batı'da bu ayinlere kan iftirası denilmiş. Birçok papa bu suçlamaları kınamış ve onaylamamış olsa da bu iddialar hala gündemde. Yahudiler de tarih boyu kendilerine bu iftiraların atıldığını ve gerçeği yansıtmadığını söylerler. Bu arada ayinin adına neden mayasız denilmiş bunu da merak edenler için söyleyeyim. Kurbandan elde edilen kan mayasız ekmek yapımında kullanılıyor. Mayasız adı da buradan geliyor. O zaman asıl konumuza dönelim. Münevver Karabulut'un ölümü neden Mayasız ayini ile bağdaştırılmış? Bunun altında birçok neden var. Yahudilerce kutsal sayılan 7 Adar günü, Hazreti Musa'nın öldüğüne ve doğduğuna inanılan bir gün. Münevver Karabulut'un öldürüldüğü gün de Yahudi takviminde 7 Adar gününe denk geliyor. Mayasız ayini, 18 yaşına gelmiş erkeğin rüştünü ispatlaması için yapılan bir ayin. Tarihte benzer ayinlerde bakire kızlar kurban edilmiş, tıpkı Münevver gibi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cansız bedenini 40 kilometre yol giderek babaannesinin evin önüne kadar götürüyor ve çöp konteynerine atıyor. Bu da rüştünü ispat etmek için yapmış olabileceği iddiasını güçlendiriyor. Ancak nasıl olmuşsa çöp konteynerinde hiç kan izi bulunamamış. Yani çelişkilerin ve belirsizliklerin sonunun gelmediği bir olay bu bana sorarsanız. Münevver Karabulut'un bedeninde bıçakla çeşitli işaretler çizildiği, boynunda V şeklinde çizikler olduğu ve kafasının yaşadığı sırada bedeninden testereyle ayrıldığı görülmüş. Evi inceleyen olay yeri ekiplerini şaşırtacak kadar fazla kan bulunmuş. Garipoğlu'nun annesi sadece 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik yasasından faydalanıyor. Bir 6 ayda adliyede odacılık yaparak cezasını tamamlıyor. Cem'in babası Nida Garipoğlu da olayla ilgisi olmadığını, sadece oğlunu sakladığını itiraf etse de kısa bir süreliğine hapis cezası aldıktan sonra beraat ediyor.
Münevver Karabulut'un mayasız ayinine kurban gittiği iddiası kesin bir kanıta dayanmıyor elbette. Bu iddia saldırının uygulanma şeklinden ve Garipoğlu ailesinin Yahudi kökenli olmasından yola çıkarak ortaya atılmış. Bu konuda daha fazla araştırma gerekiyor ancak olayın üzerine yeterince gidilmediği ve birçok delil karartıldığı için kesin bir sonuca ulaşmak zor. Mayasız ayininin aslında Yahudilerin Mısır'da kölelikten kurtuldukları günü anmak için kutladıkları bir bayram olduğu da söyleniyor. Bu bayram boyunca Yahudiler maya içermeyen ekmek tüketiyor. Seder yemeği adlı özel bir yemek düzenliyorlar. Seder yemeğinde Yahudilerin Mısır'dan çıkışının hikayesi okunuyor ve yiyecekler paylaşılıyor. Mayasız ayininin ilk ve son günlerinde tatil ilan ediliyor ve Yahudiler bu günlerde dua ediyor, şarkılar söylüyor ve aileleriyle birlikte zaman geçiriyor. Bu bayramın kökeni ise Mısır firavununun Yahudileri serbest bırakmaması üzerine Tanrı'nın Mısır'a gönderdiği 10 beladan biri olan ilk doğanların ölümüne dayanıyor. Yahudilerin evlerinin kapılarına kan sürerek Tanrı'nın kendilerini korumasını sağladığına inanılıyor. Yahudilerin Mısır'dan aceleyle ayrılması nedeniyle ekmeklerinin mayalanmadığı ve bu nedenle de mayasız ekmek yedikleri söyleniyor. Yani bu mayasız ayiniyle ilgili sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği ve söylenti var. Diyelim ki bu iddiaların hiçbiri söylenti değil ve mayasız ayini tamamen gerçek. Ancak şunu hatırlayalım. Her dinde, mezhepte ya da etnik kökende olduğu gibi Yahudiler arasında da sapkın kişilerin olması gayet mümkün. Hele ki bizim coğrafyamızda bu yabancı olmadığımız bir konu. Çok eski değil, 1990'lı yılların başında Sivas katliamını yaşayan da bizleriz. Bu olayla Yahudilerin ayininin ne alakası var demeyin. Şu alakası var. Madımak Oteli'nde Şeytan Aziz, Yaşasın Şeriat sloganları atanlar da Müslümandı. Otelin etrafında toplanan yüzlerce insanın da Müslüman olduğu gibi. Ama bu olaylardan sonra kimse İslamiyet'e hedef göstermedi. Çünkü İslamiyet'te kendi mezhebinden olmayanları yakarak öldürmek gibi bir emir veya ibadet yok. Nasıl ki IŞİD söz konusu olduğunda ama gerçek İslam bu değil diyorsak veya Haçlıların tüm Hristiyanları temsil etmediğini dile getiriyorsak, bu tip ayinlerin de belli bir inanç grubunu temsil etmediğini kabul etmemiz gerekir. Bu gibi hedef göstermeler, kan iftirası olarak bilinen bu eylemler tarihte uzun yıllar boyu binlerce Yahudinin katledilmesine neden olmuş. Yani özetle bana sorarsanız hiçbir inanç grubunu böyle sapkın bir ithamla karşı karşıya bırakmak doğru değil. Bir inanç topluluğu, cinsiyet ya da etnik kökeni hedef alan bu tip suçlamalar insani değerleri de hiçe sayıyor. Ne dersiniz? Sizce Münevver Karabulut'un ölümünün arkasında mayasız ayini olabilir mi? Aşağı yorumlara yazın, bekliyorum.